Fizik bükücü, fizik çözer, metin çözere, modern fizikoloji hoş geldiniz. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı ve bütün insanlığa duyurmayı unutmayın. Sevgili dostlar, fizik çözer, metin çözer, ben son fizik bükücü. Herkese hayırlı günler diliyorum ve MEP kazanım testlerimizi çözmeye devam ediyoruz. Sevgili dostlar, MEP kazanım kavrama 20. test denge 1 ile yolumuza devam. Birinci sorumuz. Ağırlıksız makara ve iplere bağlı K ve L cisimler şekildeki gibi dengededir. Güzel. K cisminin ağırlığı 12 N olduğuna göre, güzel kardeşim, L cisminin ağırlığı nedir? Sevgili dostum, bir ipin her noktasında gerilme kuvveti aynı olduğu için, görüldüğü gibi arkadaşlar, 12, 12, sola 12, aşağı 12 arkadaşlar, yani birbirine dik. O halde arkadaşlar, burası 12 kök 2. Ve ayrıca arkadaşlar, şu açılar da 45-45 olmak zorunda. Çünkü kuvvetler eşit olduğu için bileşke açıortay üzerinde. Şimdi kardeşim, dengede olduğuna göre şu ipin de arkadaşlar düşey bileşeni 12, yatay bileşeni 12. Şu noktada arkadaşlar bileşenlerini ayırdığınızda şu ipin görüldüğü gibi yatay bileşeni 12, düşey bileşeni 12'dir. Şimdi kardeşim, şu ipteki gerilmenin düşey bileşeni 12 artı L'yi dengelerken, sevgili arkadaşlar şuna T diyelim. Bakın T'ye. Şu TX ise güzel insan 12'yi dengeliyor. 37'nin karşısı 3K, 3, 4, 5 üçgeni hatırlayın, bu çok önemli. Arkadaşlar pratik olması açısından. 53'ün karşısı veya 37'nin komşusu 4K'dır. Görüldüğü gibi sola 12, sağa 3K. 3K eşittir 12 ise K eşittir 4. Burada arkadaşlar K yerine 4 yazacak olursak 4 kere 4, 16. Yukarı çeken 16 ise aşağı çeken de 16. Toplam kuvvet 0. Yukarı çeken eşittir aşağı çeken. Toplam Fx eşittir 0. Sağa çeken eşittir sola çeken. Toplam Fx eşittir 0. Yani güzel kardeşlerim, kuvvet dengesi diyoruz buna. Kuvvetlerin dengesi diyoruz. O halde arkadaşlar, 16 eşittir 12 artı L. L eşittir 4. Cevabımız Balıkesir. Güzel ve biraz da arkadaşlar zor bir soru ile başladık. İkinci sorumuz, düzgün türdeş bir telden kesilen parçalardan oluşan sistem şekildeki gibidir. Çok güzel. Buna göre telin düşey düzlemde şekildeki konumunda dengede kalması için hangi noktadan bir iple asılması gerekir? Sevgili kardeşlerim, öncelikle mutlaka bunlar parça parça böyle verilmiş. Burada simetrik parçalar, bakın. Şu iki parçanın kütle merkezini bulmanız kolay. Sevgili arkadaşlar, şu nokta, şu, bakın, 2 ile 2'nin kütle merkezini arkadaşlar bulmanız kolay. Bak, görüldü mü arkadaşlar, şu ikisini bakın, aldığınız zaman, şöyle çizdiğiniz zaman tam ortası L'nin üzerine gelmekte. Bu da arkadaşlar L'de, şu iki parça da L'de. O da bunların hepsini birleştirdiğinizde L'nin üzerinden geçmektedir arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan diyoruz ve üçüncü sorumuz. Birbirine yapıştırılmış özdeş ve türdeş P ağırlıklı küreler şekildeki gibi dengededir. Çok güzel. Buna göre ne diyor? İşlemlerden hangileri tek başına yapılırsa T ip gerilmesi azalabilir. Sevgili arkadaşlar, aşağı doğru ne var kardeşim? Bu ikisinin ağırlığı G. Ya da her birine G derseniz 2G olabilir. Şu aradaki açı sevgili arkadaşlar, barfiks çekme gibi düşüneceğiz. Kardeşim, normalde iki kuvvet arasındaki açı büyüdükçe bileşke küçülür. Fakat arkadaşlar, burada bileşke sabit. Bileşkenin sabit kalabilmesi için o zaman açı büyüdükçe ipteki gerilmeler büyür. Veya açı küçülürse ipteki gerilmeler de ne olur arkadaşlar? Küçülür diyoruz. Tam ters bir ilişki. Yani arkadaşlar, şöyle olduğu zaman, bakın şöyle olduğu zaman arkadaşlar, şu aradaki açı küçüldükçe ne yapacaktır arkadaşlar? İpteki gerilmeler de küçülecektir. Acaba bunlardan hangileri bu işi yapar? Şimdi arkadaşlar, eğer biz bunları ısıtırsak yarı çapları büyür. Yarı çapları büyüdüğü için şuraya sığmayacak. Bakın ne yapacak? Aşağı doğru bir miktar koyacak. Bakın daha büyük yarı çap. Daha büyük yarı çap. Şöyle oldu arkadaşlar. Şu şurada tabii. Ne yapacak? Şöyle aşağı doğru bir miktar kaymış olacak. Aradaki açı küçülmüş olacak. O halde güzel insan bir olur diyoruz. İplerin boyunu eşit miktar kısaltmak. Arkadaşlar, iplerin boyunu kısalttığınız zaman
Açı büyüyecek kardeşim. İpler daha çok gerilecek. O halde arkadaşlar ne diyoruz? Küreleri birbirinden ayırma. Tabii arkadaşlar küreleri birbirinden ayırdığınızda direkt bakın bu iptek gelme bunun ağırlığına eşit olur. Bu iptek gelme de bunun ağırlığına eşit olur. Yani G olur, G olur. Halbuki hani biz burada ikisinin ağırlığına 2 G dersek şu ipteki gerilmeler arkadaşlar kesinlikle nedir? G'den daha büyüktür. O halde cevabımız 1 ve 3 Ceyhan diyoruz. Evet güzel insanlar ne diyor şimdi? Sürtünme sistem şekildeki gibi dengededir. Buna göre S ipi kesilip sistem tekrar dengeye geldiğinde T1, T2 ip gerilmeleri ve alfa açısı nasıl değişir? Cevap şıklarımız da bunlar. Şimdi güzel kardeşim, T1 ipindeki gerilme direkt kan ağırlığı olduğu için T1 değişmez. Dolayısıyla güzel kardeşim, T1 değişmez olduğu için Adana'yı, Ceyhan'ı ne yaptık? Eledik. Tekrar gelelim. T2 bakın arkadaşlar. T2 ipinde gelme şu ikisinin ağırlığına eşitti. Şimdi sadece bunun ağırlığına eşit olacak. Yani azalacak mı? Buna GG desek arkadaşlar. İlk durumda 2G kesildiği zaman G olacak. O halde azalır. Bakın değişmez. Azalır. Bunu elemedim. O halde arkadaşlar değişmez azalır. Şunu elemiş olduk. Yani geriye B ve D şık kaldı arkadaşlar. Şimdi alfa açısı ne yapar? Artar diyor. Değişmez diyor. Yanlış arkadaşlar. Alfa açısı artacak. Niye? Hemen anlatıyorum. Sevgili kardeşim, şu iptek gerilme ve şu iptek gerilme bunların ağırlığına eşit olduğu için bu iplerdeki gerilmeler değişmez. Birbirine eşit ya da farklı olması önemli değil. Fakat bu ikisinin bileşkesi ne yaptı? Azaldı. 2G iken örneğin G oldu. İki cismin ağırlığından bir cismin ağırlığına indi. O halde arkadaşlar bileşke azaldığına göre aradaki açının artması gerekiyor. Cevabımız değişmez, azalır, artar. Yani ne oldu? Bursa. Ve geldik güzel kardeşim 5. sorumuza. Kütlelere MX, MY, MZ olan türdeş XYZ levhalarının yapıştırılması ile oluşan şekildeki sistemin kütle merkezi K noktasıdır. Maşallah. Bunlar arkadaşlar türdeşmiş. Bakınız. Bakınız. Ve tabandan bir birim köşeden iki birim. Güzel insanlar. Şimdi kardeşim şu M1 olsun. İşte MX, MY, MZ. Şimdi sevgili kardeşlerim herhangi ikisinin kütle merkezi ile üçüncünün kütle merkezini şöyle aldığınızda mutlaka ona daha yakın, büyüğe daha yakın olacaktır. Birleştirilen iki cismin kütle merkezi bu cisimleri birleştiren doğru üzerinde olacaktır. Örneğin X ile Z'nin kütle merkezi bu arada olacak mıdır? Evet. Y'den de arkadaşlar çizdiğimizde bakın 2'ye 1, 2'ye 1 şöyle geliyor. Kime daha yakın? Görüldüğü gibi arkadaşlar bakın şu nokta. Bu ikisinin kütle merkezi ile Y'yi birleştirdiğinde mutlaka sistemin kütle merkezinden geçmeli. Güzel kardeşim. O halde bakıyoruz ZX'den büyüktür. O halde ZX'den büyük olduğuna göre bunu eledim. ZX'den büyük, ZX'den büyük, ZX'den büyük, ZX'den büyük. Demek ki arkadaşlar burada bir tane eleyebiliyorum. Şimdi bu ikisinin toplamı burada bakın arkadaşlar şuraya olan uzaklığı. Bunun da şuraya olan uzaklığına bakın arkadaşlar. Şimdi tabi burada biz hani benzerlik yapabiliriz. Bir dakika diyorum. Evet sevgili arkadaşlar şimdi tork dengesini sağlamak için bakın. Şuradan geldim bakın 2'ye 1, 2'ye 1 şurası arkadaşlar tam ortadan geçti. Yani şurası 1 ise şurası 1 yani şurada bir kare uzunluğunu 2 birim almış oldum. O zaman burası 2, 2. Şu halde arkadaşlar MX'in buraya olan uzaklığı kaç? 5. MZ'nin buraya olan uzaklığı kaç? 1. O halde 5M'e M diyorum. Arkadaşlar. 5M M diyorum. O zaman şurası şu ikisinin toplamı ne oldu? 6M oldu. Yani M ile 5M'in bileşkesi burada 6M. Burası arkadaşlar 1. Bakın. 6 kere 1 6. Burası M'ye çarpı 2. Bakın. Şu uzaklığa bakın. D 2 de dersem şu uzaklık ne oldu? D oldu. O halde arkadaşlar 6 kere 1 6 bölü 2. Yani M'ye çarpı 2 6M çarpı 1 M'ye eşittir 3M. O halde arkadaşlar ne oldu? 5 büyüktür 3'ten. O da büyüktür 1'den. Yani arkadaşlar şöyle tekrar küçülttük ve cevabımız
Z büyüktür. Y büyüktür. X yani Balıkesir, Bandırma güzel bir soru. Altıncı sorumuz. Şekildeki eşit bölmeli türdeş kare levhanın ağırlık merkezi O noktasıdır. Buna göre sevgili dostlar, buna göre diyor ki bir parçasını kesip iki üzerine katlamak, yani şurayı önce okuyalım. İşlemlerinden hangileri tek başına yapılırsa levhanın ağırlık merkezi ok yönünde kayar. Arkadaşlar, biri kesip ikinin üzerine yapıştırmak demek, biri buraya kaydırmak demektir. Bakın, biz herhangi bir parçayı hangi yönde kaydırırsak ağırlık merkezi de o yönde kayar. O halde bakın, köşegen üzerinden kaydırdım. Bu da köşegen üzerinden kaydı. Bir kesinlikle olur. 3 ve 4 parçalarını çift katlı yapmak. Arkadaşlar, 3 ve 4'ü çift katlı yaptığımızda bunun kütle merkezi 3 ve 4'ü arkadaşlar birleştiriyorsunuz. Efendime söyleyeyim. Kütle merkezi burada oldu mu? Buraya arkadaşlar iki parça eklemiş oldunuz. Bakın. 3 ve 4'e birer parça eklemek demek, şu noktaya iki parça eklemek demek. Ve bu noktaya iki parça eklediğiniz için ağırlık merkezi bu tarafa doğru kayar. O halde arkadaşlar, alakaya maydanoz, gel bize bazı bazı. 5 parçasını kesip 6 üzerine. Bakın arkadaşlar, 5'i 6'ya kaydırdınız. Evet, yine köşelerin üzerinde çok rahat bir şekilde 1 ve 3 olduğunu görüyoruz. 7. sorumuz, güzel insanlar. O noktasından düşey duvara menteşelenmiş P ağırlığındaki eşit bölmeli türde çubuk ip yardımıyla şekildeki gibi dengededir. Buna göre ip gelme kuvveti nedir? Sevgili arkadaşlar, dengenin iki şartı vardı. Birincisi neydi? Toplam kuvvet eşittir 0. İkincisi toplam tork eşittir 0. Şimdi güzel kardeşim, zaten burada menteşe ne yapıyor arkadaşlar? Kuvvet dengesini hallediyor. Şimdi tork dengesine bakacak olursak, 4P arkadaşlar bu yönde döndürmek isterken teyip gelmesi bu yönde döndürüyor. Ve tork eşittir arkadaşlar, ya kuvvet çarpı uzaklık çarpı aradaki açının sinüsü. Zaten bu sinüste çarpmak demek dik uzaklığı almak demek. Yani kuvvet çarpı arkadaşlar D dik, şöyle dikli işareti yapalım. Yani bakın, T çarpı şu noktaya olan dik uzaklığımız 3. 4P çarpı arkadaşlar şu noktaya olan dik uzaklığımız 4. Şimdi arkadaşlar, bazıları diyor ki işte ben buradan geldim, ne kadar geldim, şu kadar. Ya buradan ne kadar geldiğin önemli değil. Ya da buradan ne kadar geldiğin önemli değil. Dönme noktasından dik geldiğin önemlidir. Sevgili güzel insan, bakın dönme noktasından ne kadar dik geldim. Bizim için önemli olan budur arkadaşlar. İşte buraya D1 diyelim, buraya D2 diyelim. T çarpı 3, yani 3T eşittir 4P çarpı kardeşim. Peki bunun ağırlığı var mı? Evet, bir de bunun ağırlığı var. Onu da ekleyelim güzel kardeşim, P. Evet, bunun da dönme yönü bu yönde. O halde bir yönde olanlar diğer yönde olanlara eşit olmalı. Eşittir P çarpı, bakın arkadaşlar, ben geldim. Ne kadar geldim? 2 birim. Buraya da D3 diyelim. Çarpı 2 artı 4P çarpı 4. 4P çarpı 4. 4 kere 4 16, 18. 18 bölü 3 6 diyoruz. Nedir? Denizli. Şekildeki özdeş eşit bölmeli x'ye çubukları. Evet arkadaşlar, bunlar özdeşmiş, unutmayalım. Ama türdeş olduğunu söylemiyor. Zaten burada onu sorguluyor, bakın. Özdeş. Dikkat edin, x'ye x'ye. Şu dengede olup ip gerilmeleri sıfırdan farklıdır. Güzel. Buna göre arkadaşlar, çubuklar türdeş değildir. T2 büyük, T3 çubuğun ağırlığı T2'den büyüktür. Şimdi arkadaşlar, zaten eğer bu ipte bir gerilme var, bu ipte de bir gerilme var. Aşağı doğru da çubuğun ağırlığı var, P diyelim. T2 artı T3. Tabii ki arkadaşlar, çubuğun ağırlığı T2'den de T3'ten de büyüktür. Yani 3 kesin doğrudur. Bakın, hiçbir işlem yapmadan en azından böyle bir mantık, hemen tabii mantık derken kafadan bir mantık değil arkadaşlar. Fizik kurallarına göre, değil mi? Hemen en basit fizik kuralını işlettim. Yukarı çeken kuvveti aşağı çeken kuvvete eşitledim. Demek ki arkadaşlar 3 doğrudur. Şimdi çubuklar türdeş değil diyor. Arkadaşlar, türdeş olduğunu varsayacak olursak, olmayan eğri yöntemi burada alsak. Şimdi arkadaşlar, bunu dengeler. O zaman T2'yi kimse dengeleyemez. Sistem bu yönde döner. Demek ki arkadaşlar, çubuklar türdeş değil. Bakın arkadaşlar, çok basit bir fizik ilkesini yine işlettirdik. Tabi hani ne oluyor arkadaşlar? Hadi varsayalım ki bu türdeş olsun diyoruz buna. Matematikte olmayana eğri yöntemi
deniyor arkadaşlar. Bu şekilde bir ispat mantığı var matematiğinde. Sevgili kardeşlerim, işte buraya astığımız zaman gördük ki arkadaşlar sistem dengede kalmıyor. Şimdi arkadaşlar şu noktaya göre tork aldığımda bu T2'nin torku bu yönde mi? O halde arkadaşlar çubuğun ağırlık merkezi buralarda bir yerde olmalı ki buna ters yönde bir tork oluştursun. Yani şu T2 ile P'nin bileşkesi T1'in üzerinde. X'e daha yakın. Demek ki arkadaşlar ağırlık merkezi şurada X'e daha yakın. X'e daha yakınsa tabii ki T2 arkadaşlar T3'ten daha büyük olacaktır. Çok güzel bir soru sevgili arkadaşlar. Bu testte çözdüğümüz en güzel soru şu ana kadar diyebilirim. Evet, gayet güzel. Bir daha dinlemek isteyen arkadaşlar, ben bir daha anlatmama gerek yok. Hemen biraz ileri gidip bir daha dinleyebilirsin. Tabii cevabı da söyleyelim. Edirne 1, 2, 3 ve 9. sorumuza geçiyoruz. Ağırlıkları önemsenmeyen eşit bölmeli çubukların şekildeki konumda dengede kalabilmesi için hangi noktaya ne kadar yük asılmalıdır anam babam? Ağırlıkları önemsenmemiş. Şimdi güzel insan, şuradan bir başlayalım. Şimdi burada arkadaşlar mesela diyebilirsin ki ya ben buraya 6 assam 6 kere 1 6. Tamam da o zaman arkadaşlar 6 6'da 12, acaba büyük tek gelme 12 olsa 12 çarpı 1 4 çarpı 2'yi dengeledim mi? Dengelemedim. Demek ki buradan gitmeyeceğim. Buradan gideceğim. Önce bu yükteki gerilmeyi bulacağım. Güzel kardeşim. Bakın 4 kere 2 8. Şunun arkadaşlar torku 4P çarpı 2 T çarpı 1. O halde bu ne oldu kardeşim? 8P. 8 kere 1 8. 4 kere 2 8. Şimdi demek ki yukarı çeken kuvvet arkadaşlar 8 ise aşağı çeken kuvvet de 8 olacak. O halde benim burada arkadaşlar asacağım yük 6 artı G 8P. Yani 2P olacak bir kere arkadaşlar. Şimdi cevap şıklarına bakalım. Cevap şıklarına bakalım. Sadece nerede var 2P? Burada. Peki M noktasına astığımda torklar dengeleniyor mu? Bakalım. 2 kere 3 6. 6 kere 1 6. Torklar da dengelendi. Bu da arkadaşlar gayet hoş bir soru ama bundan bir önceki kadar değil. Sevgili arkadaşlar bu biraz daha görüldüğü gibi basit bir soru. Fakat alttan gittiğin zaman bazıları diyor ki hocam ben işte buraya 6'yı da assam buraya oluyor. 3'ü de assam buraya oluyor. 2'yi de buraya assam oluyor. Ama bunu dengeliyor mu ona bakmıyor mübarek. Öyle olunca da arkadaşlar tabii ki olmayacak. 10. sorumuz ağırlığı 60 Newton. Uzunluğu 6x. Demek ki arkadaşlar her x'e ne düşüyor? 10 düşüyor. O halde burası 40. Burası güzel insan. Nedir? 20. Evet, ipin boyu 5x. Arkadaşlar burası 4x. Bakın. Şurası güzel kardeşim. 4x değil mi? O halde şurası 3x değil mi? Güzel kardeşim. O halde burası zaten mecburen 2x olmak zorunda. Bu ipin arkadaşlar görüldüğü gibi yatay bileşeni bu. Düşey bileşeni bu. Bu T'ye, bu TX diye ayırdım. Ve T kare eşittir T'ye kare artı TX karedir. T'ye'nin dönme, şu noktaya göre arkadaşlar dönme yönü, TX'in de dönme yönü, 20'nin ve 40'ın da dönme yönlerini belirledim. Kuvveti alıp dönme noktasına doğru kulağını büküyorsun. Kuvveti dönme noktasına doğru kulağını büküyorsun. Kuvvetin dönme noktasına doğru kulağını büküyorsun. Kulağını büküyorsun. Evet. Ne diyor? İpin boyu 5 olduğuna göre ipteki gerilme kuvveti kaç Newton'dur? Cevap şıklarımızda bunlar gelmiş. Şimdi güzel insan yazıyorum. Tx çarpı 2x artı ty çarpı arkadaşlar bakın şu uzaklık ne? 4x. Şimdi güzel kardeşim burada şimdi T'ye ve TX'in T cinsinden hani arkadaşlar eşitini görebiliriz. Çünkü TX farklı, T'ye farklı. Ben buradan arkadaşlar o zaman ne yapacağım? TX'i ve T'yi T cinsinden yazmam lazım. Bakın şurası arkadaşlar 4X. Yani 3, 4, 5 üçgeni. Arkadaşlar şu bakın 53'ün karşısı 4. O zaman bu 4T. Şunu arkadaşlar 4T. Şuna 3T desem bu ne oldu? 5T oldu. Ben 5T'yi bulmuş olacağım. O halde arkadaşlar buna ne diyorum? 4T. T'ye ne diyorum? 3T. Kısaca. Fazla uzatmayalım diye kardeşim dedik. Bakın arkadaşlar 3X. 3'ün karşısı 3T. 4'ün karşısı. Ya da 37, 53 olduğunu
Bilen biliyor zaten arkadaşlar 3 4 5 üçgeni. Bilmeyen de bu şekilde bakın. 4. O zaman burası arkadaşlar 4T, şurası 3x, 3T, bu da 5T. Yoksa arkadaşlar çıkmaz, bu soru da biraz zor bir soruymuş. Evet. 40 çarpı arkadaşlar şurası 2x mi? Şurası 2x mi? 40 çarpı 2x artı 20 çarpı 4x, 20 çarpı 4x eşittir 4T çarpı 2x, 4T çarpı 2x artı, bakın 3T, bak geldim bu kadar, dönme noktası. Bazen diyor ki hocam işte 2x geldim. Kardeşim bu gelmen önemli değil. Dönme noktasından, bakın burada kuvveti taşıyorum, dönme noktasından dik geliyorum. 3T çarpı 4x, 3T çarpı 4x. X'leri sadeleştirdim. 80, 80, 160 eşittir. Şurası 8T, 3 kere 4, 12T, 20T olacak arkadaşlar. Ben 5T'yi bulmak istiyorum. O yüzden her iki tarafı 4'e bölersem direkt 5T'yi bulmuş olurum. T bu durumda 5T eşittir 40 diyoruz. Cevabımız Ceyhan. Evet, bu da arkadaşlar görüldüğü gibi kolay bir soru değil. Yani testteki sorular arkadaşlar gerçekten zor sınıfına giren sorular. Yani onu hemen söylemiş olalım. Piyasadaki zor sorular arkadaşlar. Yani adam teste kolay soru da koymamış yani. Evet. Şimdi güzel kardeşim, bakalım. Özdeş ve türdeş küplerin birbirine yapıştırılması ile şekildeki düzenek kuruluyor. Düzeneyi dengede tutabilecek en büyük kuvvet, en büyük F kuvveti FB, en küçük F kuvveti FK, büyük küçük oran nedir? Arkadaşlar şimdi şöyle düşünün. Ben bunu arttırdım, arttırdım, arttırdım. Hangi nokta etrafında dönecek? Şu nokta etrafında. Peki ben bunu azalttım, azalttım. Hangi nokta etrafında dönecek? Bu nokta etrafında. İşte arkadaşlar, en büyük kuvvet B yazıyorum, en küçük kuvvet de K yazıyorum. B noktasına göre en büyük, K noktasına göre en küçük. Şimdi B noktasına göre arkadaşlar torku alacak olursam, bakın şu iki parçanın torku burada 2P, şu iki parçanın da arkadaşlar torku diyorum, ağırlık merkezi burada 2P. Şimdi sistemin arkadaşlar ağırlık merkezini bulmanıza gerek yok. Yani isterseniz de bulabilirsiniz. O zaman işlem yapmamız lazım. Yani şu şurada falan filan mesela. Şunu aldığımda kardeşim burası. O zaman ben 2'ye 4 almalıyım ki arkadaşlar. Şurası 3'e 3 çıksın. Burası 1'e 2 olsun. Burası da 3 olsun. Yani bunu da yapabilirsin. Yapabiliyorsan. Yok, bunu yapamıyorsan 2'yi 2'ye ayrı alacaksın. Tam biz bunu yaptık. Biz bunu yaptığımız için madem ki zahmet ettik. O halde arkadaşlar sistemin kütle merkezi burada ve toplam ağırlığımız 4P. Şimdi bu noktaya göre tork alırsam, güzel insan bakın burası 1, burayı ne aldım? 4 aldım. Bakın 2, 2. O halde burası ne oldu? 4 oldu. Buraya da dikkat edin arkadaşlar. Şu bölmeleri de nasıl aldığına dikkat edin. Bakın tam ortası olacağı için bakın 3'e 3. E şimdi ben buraya 1 alsam, buraya 2 olur. Ne olur? Parçalı çıkar. Yani rasyonel, kesirli çıkar. Türkçesi. Kesirli olmaması için güzel kardeşim ben de bir genişlettim. Burayı 1 değil 2 aldım. O zaman burası 4 oldu. O zaman burası 1'e 3. Burası arkadaşlar 1, 4. O halde şu F'in torku bu yönde, 4P'nin torku bu yönde arkadaşlar. F B çarpı, bakın FB, uzat, dik gel. Şurası arkadaşlar 4, 4 daha 8, 4 daha 12. Yani 3 birim, 1 birime 4 dediğim için 12 eşittir güzel kardeşim 4P çarpı 5. 4P çarpı 5. Şimdi güzel insanlar, şu noktaya göre tork alırsam da en küçük değerini bulurum. Bakın FK çarpı 8. FK çarpı 8 eşittir 4P çarpı 1. İşte arkadaşlar hemen şöyle bir sadeleştirme yapalım. 4P'ler gitti mi? Gitti. Güzel insan. Şurası 12 idi. 4'e böldüm. 3. 4'e böldüm. 2. Çarptım. 10 bölü 3. Yani Adıyaman.
arkadaşlar. Bu da tabii ki yani kolay bir soru olmadığını görüyorsunuz. Daha arkadaşlar eğer ağırlık merkezini burada almasaydık daha da zor olacaktı. Evet, ağırlık merkezini burada alarak sistemi arkadaşlar soruyu kolaylaştırdık sevgili kardeşlerim. Haydi bakalım, kolay gelsin son soru. Eşit uzunluktaki türdeş XYZ çubuklarının birbirine yapıştırılmasıyla oluşan düzenek şekildeki gibi dengededir. Evet, şöyle mavimizi tekrar alalım arkadaşlar. Ben yazıyı maviyle yazmayı seviyorum. Şimdi çubukların ağırlıkları GX, GY, GZ olduğuna göre kesinlikle doğrudur. Şimdi kardeşim bakın, bunların uzunlukları eşitse, şunu bakın arkadaşlar, kütle merkezini şurada biraz daha düzgün alayım. Tam ortada. Ben şöyle aldım. Şunun kütle merkezini bak şurada aldım. Bakın şu uzaklığa bakın. X'in dönme noktasına, yani ipe göre uzaklığı daha büyük arkadaşlar. Şu bakın kosinüs 2 alfa. Bu kosinüs alfa. Arkadaşlar. Açık üçlükte kosinüsü 1. Yani şu uzaklık şu uzaklıktan daha büyüktür. Yani arkadaşlar X çarpı DX artı Y çarpı DY eşittir Z çarpı DZ. Şimdi arkadaşlar örnek olarak şuraya 5 dersek rakam verelim, çok daha rahat göreceksiniz. 3'e 4. 5x artı 3y eşittir 4z. Her iki tarafı 4'e böldüğümüzde arkadaşlar bakın z x'in 5 bölü 4 yani bir katından daha büyük. Demek ki z x'ten kesin büyük. Fakat arkadaşlar z y'nin 3 bölü 4 yani bir kesrinden daha büyük. Dolayısıyla 3 bölü 4'ünden daha büyük olması bunun kendisinden büyük olacağı anlamına gelmez. Zaten y ile x arasında da eşitliğin her iki tarafında olduğu için hiçbir şey söyleyemem. Cevabımız Adıyaman sevgili dostlar. Şimdi bakın burada biraz daha net olarak bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Örneğin x eşittir y artı, hatta burada x demeyelim, şunlardan karışmasın, k falan diyelim. Bakın arkadaşlar bunu da matematiksel olarak lütfen öğrenin. K eşittir L artı M bölü 2 olsun. Bakın. Burada arkadaşlar K L'den kesin büyük. Çünkü L'nin bir katından şu kadar büyük. Ha bu 2 olsa ya da birden büyük bir sayı olsa zaten arkadaşlar eşitlik de herhangi bir değişiklik olmaz. K L'den kesin büyük. Ama M'nin yarısından büyük demek M'den büyük demek değil. Örneğin bakın değer verelim 10. 10 bölü 2 5. A buna da 2 diyorum. E bu ne oldu? 7 oldu. Bakın her halükarda K L'den büyük. Ama M'den büyük olmak zorunda değil. L'ye vereceğim değer arkadaşlar bunu ne yapacaktır? Belirleyecektir. Hatta eşit bile olabilir. Yani arkadaşlar K M'den büyük de olabilir, küçük de olabilir, eşit de olabilir. Demek ki arkadaşlar cevabımız Adana. Lütfen şunu iyi öğrenin arkadaşlar. Kafanıza iyi yazın. Bakın bu soruyu çözememek aslında matematik bilgisinin eksikliğinden kaynaklanıyor sevgili arkadaşlar. Bu da gayet güzel, hoş bir soru. Bir daha görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın. Modern Fizikolojik'te kalın. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı ve bütün insanlığa duyurmayı unutmayın.